Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Üstadımız Şeyhimiz Hacı Mahmud Efendi kaddesallahu sirrahu bir gün Medine-i Münevvere'de bulunan Seyyid Şeyh Efendi Hazretlerini ziyaret etmek için Medine-i Münevvere'ye hareket eder. Ravza-i Mutahhara'yı ziyaret ettikten sonra Şeyh Efendi'nin tekkesine geçerler. Efendi Hazretlerinin maksadı oradaki talebelere vaaz nasihat etmek, Seyyid Şeyh Maliki Hazretlerinin duasını almak, hasbihal etmek, Müslümanlarla kucaklaşmaktır. Tekkiye geçtiklerinde bir de ne görsün? Mahmud Efendi Hazretleri tekkiye geliyor. Geldiği sırada ayakta ilahilerle beldemize hoş geldin ey mübarek insan diyerek karşılarlar. Efendi Hazretleri çok duygulanır, çok müteessir olur ve bir o kadar da mahcup olur. Efendiye bu. Neyse içeri geçtikten sonra Şeyh Efendi oturduğu koltuğunu, makamını, post işini gösterir. Lütfen buraya oturunuz der. Mahmud Efendi Hazretleri, tevazu abidesi, asla olmaz. Benim yerim sizin dizinizin dibidir. Ben buradakilerin turabı olamam, ayağının turabı olamam, toprağı olamam. Dua ediniz bu acize der. Şeyh Efendi sırar eder, Allah aşkına buraya otur. Mahmud Efendi Hazretleri olmaz sizin yanınızda. Ben nerede burada oturacağım, benim yerim sizin ancak dizinizin dibidir der yine. Seyyid Maliki Hazretleri artık dayanamaz. Der ki dün Seyyid Maliki Hazretleri dediğimiz Resulullah Efendimiz'in torunu da der ki dün gece rüyamda Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam dedem var ya onu gördüm. Bana dedi ki yarın sizi ziyarete evlatlarımdan Mahmud gelecek. Onu güzel karşılayasınız. Oturduğun yeri de ona veresin. Bütün talebelerinle birlikte de ona tabi olasın. Efendi Hazretleri gözyaşları içerisinde der ki evladım dedi. Elhamdülillah bu bize kafidir. Allah Resulullah Efendimizin evladım dediği bütün dünyanın gıpta ettiği Mahmud Efendi Hazretlerini bize nasip et. Allah kadrini, kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Kalbine, gönlüne girenlerden olabilmeyi nasip eylesin. Allah ahirette şefaatine nail eylesin. Dostların arasından ayırmasın. Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Sizleri Mahmud Efendi Hazretlerinin kalbinde, gönlünde yer tutan dervişler olmanızı Cenab-ı Allah'tan niyaz ederek Cenab-ı Allah'a emanet ediyor. Dua eder, dua bekleriz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sellemallahu fittareyn.